Merhabalar, 6. bölüme hoş geldiniz. Loop Hero'dan devam ediyoruz bugün. En son inşa edecek bir şeyimiz yoktu. Şu Refuge'i inşa edip Rogue'u açmıştık ve Smith'i inşa edip savaşlara başlangıç ekipmanlarıyla başlamamız için bir özellik açmıştık. Bir de şöyle bir şey diyordu. Ability to craft tools for the camp if the supply depot is built demiş. Supply deponun ne olduğunu, ha şu eğer inşa edilmiş olursa craft yeteneği açılıyormuş. Bir sonra belki de bunu açarız. Veya belki Symmetry'i açabiliriz. Rogue'dan devam edeceğiz. İkinci kısmı hala geçmiyoruz. Biraz daha şeyleri yükseltmemiz gerekiyor. Şöyle bir şeye bakalım tekrar. Şu Beacon'ı da kullanacağım artık. Hızlandırıyor demiştik her şeyi. Biz de hızlanalım, onlar da hızlansın. Şimdilik bu şekilde devam edelim. Rogue'la başlayalım. Bakalım başlangıç itemlarımız direkt geldi. Tabi savaşçı için olanı geldi. Garip bir şekilde. Rogue için değil. Herhalde yükseltmemiz gerekecek. Yine de iyi vuruyoruz. İlk level için. Birazcık da olsa katkı sağlıyor. Binaları da yükseltmeye başladıkça daha şey olur diye düşünüyorum. Etkili olur diye düşünüyorum. Vampiri şöyle bir yere koyacağım. Şimdilik boş olan bir yere. Şu an mesela o kalkan bizim için tamamen şey işlevsiz yani resmen. Geçen Rogue'la başladığımızda hiç Meadow çıkmamıştı. Garip bir şekilde oyunun sonuna kadar komple 6-7 tane falan çıkmıştı herhalde. Bu sefer biraz daha fazlasını umuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şey atladığımıza göre. 4-6. 4-6. Bunda sıkıntı yok. 3 seviye bir zırhımız var. Sadece bir seviye ayakkabımız var. Hatta şurada 2 varmış. Bunu da alalım. Evasion'ımız 6. Vampirizm 5 zaten. Günlük HP de 6. Can sıkıntısı vardı. Şu Rock'la Meadow'un gelmesi iyi oluyor. Aslında hazineye de ekleyebilirdim onları ama. Diğer vampiri de böyle koyayım. Grove'larla yine şeyin çevresini kapatıyoruz. Hem de Blood Grove'ı ekleyebilmek için kamp ateşimize yakın bırakıyoruz. Şöyle dize dize ilerleyelim. Bir yandan da Village çıksa iyi olacak. Şu görev açılsın. Item falan çıksın biraz daha. Şu kısım şimdilik dağ için yeter sanırım. Biraz artık şu Treasure'a çalışmaya başlayalım. Örümceklere tek atıyoruz zaten. Hemen durduruyorum. Şöyle bir 4 seviye var. Bir tane de 3 seviye var. Hatta bir tane de 2 seviye var. Şunu taksam sanırım daha iyi olacak. Botumuzun evasion'ı biraz düşünecek ama kritik şansımızı arttıracak. O yüzden takıyorum. Diğerlerine şimdilik gerek yok. Can çalmamız hala %5. Örümceği de böyle koyayım. Evet, bu arada her şeyi hızlandırıyor demiştik. O kadar çok yer kaplıyor ki bu arada. Boss'u hızlandırmıyormuş bir tek. Onu öğrenmiştim. Biz hızlı vuracağız. Boss hızlı vuramayacak yani. O yüzden güzel. Hem de boss'un bir karesini de kapatmış olduk böylece. İşimize yarayacak. Sonra bir tane şuraya bir Grove koymak istiyorum. Bu sefer biraz daha iyi başladık sanki. Yeniden nazar değmesin.
Tam village demişken çıktı, hemen şöyle önümüze koyalım, görevimizi alalım. Ta gitti en sona verdi. şu an o hız veren şeyin etrafındayız. Yaratıklar da hızlı, biz de hızlıyız. Bir örümcek daha geldi. Böyle bırakayım. Hazineyi tamamlayalım. Neler verdi? Attack speed, crit. Crit şansını boş verelim, şunu takalım. Daha iyi duruyor şimdilik. Grove da geldi. Onu da böyle şöyle bir yere koyayım. Daha tamamlayalım. Bir tane de şöyle köşeye iskeletleri bırakacağım. Hemen oyunu durduruyorum. Bu bundan kesinlikle daha iyi. Şunun sıyrılması çok iyi. Magic damage de var. Bunu sanırım yapacağım. Şurada daha iyi bir zırh var. Onun dışında şimdilik bir şey yok. Bir diğer beacon'ı da şöyle koyalım. Ya da böyle koyalım hatta. Daha fazla hızlandırsın. Boss'a hiçbir şekilde etki etmiyor. Bizi iki kat hızlandıracak orası şu an. Gerçi boss'a gelebilecek miyiz? Ondan da emin değilim de. Kaynaklarımızı topladık. Şöyle biraz daha uzatacağım kayayı artık. Evet, Rogue'da Meadow garip bir şekilde çok az çıkıyor. Şu an siz de fark etmişsinizdir belki. Meadow yok yani. Normalde buraya kadar çoktan çıkmış olması gerekiyordu. Kayaları koyup can toplamaya devam. Elli kritik attık, ona çok güzel oldu. Meadow olmayınca günlük can yenilemesi olmamış oluyor. O sıkıntı yaratıyor işte ondan sonra. Evet, Bloodgrove geldi. Hemen boss'a oynadım direkt. İyi mi yaptım bilmiyorum ama. Karakterle büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, daha boss'a gelemedik. Çok da oynamadık aslında ama. Level atladık bu arada. Her kupa için canımız 1 artıyor. Yeni bir şey seç diyor. Hani bunu bırakıp bir 3'ten daha başka şans deneyelim. Başka kartlara bakalım. Taşıyabildiğimiz kaynak sayısı %50 artıyor. %75 şansla yardımımıza bir Red Wolf geliyormuş savaşta. Bunu seçelim. Bakalım gelecek mi? Hazinemi de şuraya bir yere koyacağım. Yanına Meadow'u bırakalım. Şuraya bir tane Grove. Bir mezarlık daha böyle koyacağım. Şuraya da iyice kapattım yine boss'un çevresini. %75 şansla yine gelmedi. Never lucky. Bakalım burada gelecek mi? Heh, geldi. En azından o biraz tanklıyor. Çok vurmasına gerek yok. Yine geldi. Asayi bizim şeyimiz gelmişti. Hemen kontrol edelim. Şu 5 seviye bir kılıç var, onu takalım. 6 seviye sarı göğsük, bu da çok güzel. Onun dışında kritik şansımızı arttıralım bu sefer ya. Can sıkıntısı var. Vurmada çok fazla sıkıntısı yok da işte.
Canı çok az. Böyle hiç iskelet vuramadan her seferinde şey yapabilsek çok güzel olacak ama. Tam ihtiyacımız olduğu savaşta Red Wolf yardımımıza gelmedi. Muhtemelen bu savaştan da şey yapamayacağız çünkü yani bir 3 seviye bir 5 seviye kılıcımız var. Ve vampir ona vuruyor şu an, o çok güzel oldu. Toplayabildiğimiz kadar kaynak toplayalım. Biraz canımız da doldu. Ah, bunu dolduracaktım. Çok yanlış yaptım. Neyse, şöyle tamamlayalım biz de. Şu an boss'un çevresini komple kapattık sanırım. Bakalım buradan sağ çıkabilecek miyiz? Bu arada şöyle bir şey gelmiş, ona bakmadık. Evasion Attack Speed Defense. Bunu takalım. Fena vurmuyoruz hala. Bunu böyle bırakacağım. Buradan Meadow şeyine devam. Evet, Beacon. Bir tane daha köyü görecek bir yere koyabiliyor muyum diye bakıyorum. Herhalde koyamıyorum. Ben de şöyle bir yere bırakayım. Ya da şöyle bırakayım. Evet, o Red Wolf çok iyi geldi gerçekten. Böyle bırakacağım. Görev harpisi. Bir vampir daha geldi. Şöyle yapalım onu da. Durduramadan şey oldu. 8 seviye bir zırh var. Kritik ve atak speed veriyor. Bunu takacağım. Sonra şu 5 seviyelik olanı da takayım. Şu botu da takayım. Kritik damage şansımız şu an %31. Evasion'ımız da %28. 3 vurduğumuzdan birine kritik denk getiriyor olması gerekiyor. Bu sefer belki boss'u görürüz gibi mi geliyor? Şu şey bize yardım etmeye gelmesi gerekiyor yalnız sürekli. En azından şöyle bir tane adamların vurduğu bir tanesini şey yapması lazım. Yani tanklaması lazım ki biz de işimize bakalım. Heh, geldi. %75 şans çok olması lazım da bana sanki o kadar çokmuş gibi gelmiyor. İyi bile ilerledik bence. Yine biraz tankladı. Gayet iyi. Şöyle bir yere bırakalım. Ne aldık oradan? Aslında kritik şansı daha iyi ama işte şey var, evasion'a az. O yüzden dokunmayacağım ona.
Acaba topladığımız kupa sayısının bir alakası var mı şeyle? Bu arada boss da açıldı. İmkansız yenmemiz, muhtemelen kaçacağız. Yine de şöyle bir ilerleyelim biraz. Bu kadar düşük evasion'da giremem oraya yani. Kalkan yok, hiçbir şey yok. Belki şu hazineyi tamamlarım diyordum ama. Boss'un bu arada hiç şeyi var mı? Pillar var mı? Hiçbir şey yok sanırım. Çok az canım kaldı, imkansız. Burada alabildiğimiz kadar alalım. Bundan sonra bir an daha yapar. Öyle kapatırız. Belki bir şey yapabilirim. Otomatik çıksın diyeyim. Bir bina inşa etmeye belki şeyimiz, süremiz olur. Evet, %100'ünü de toplayalım. Şöyle bakalım ne yapabiliyoruz. Bunu yapamıyoruz. Şu farmı yapabiliyoruz şu anlık. Bir de semetri yapabiliyoruz. Bakalım. Bir upgrade yaptıktan sonra hero'muz canlanabiliyormuş. Herhalde savaşta öldükten sonra canlanabiliyor. Şu smelter'ı... Neymiş smelter? Storm Temple diye bir kart açıyor. Arsenal diye bir kart açıyor. Şunun için bir tur daha oynayalım o zaman. Aynı kartlarla. Belki bu sefer daha şanslı oluruz. Hemen gelenleri takıyorum. Her gördüğümüz kartı koymak da ne kadar mantıklı, onu da düşünüyorum ya bir yandan. Burası dolduktan sonra yeni gelen kartlar eskileri şey yapıyor. Şöyle çıkar çıkmaz olsun. İki tane mezarlık gelmiş bir de. Mezarlıkları biraz aralıklı koyacağım. Arka arkaya iskeletlerle dövüşürken sıkıntı çıkartıyor. Az hasar yedikleri için. Ve sanırım dediğim gibi galiba karakterlere göre kart çıkma şansı var diye düşünüyorum. Meadow gerçekten bu karaktere şeye nazaran çok daha az çıkıyor. Savaşçıya nazaran. Ya şimdi bir Grove olmadığı için Blood Grove koyamıyorum. Ve şu kartı bir daha okumak istiyorum. Yani tam dediği şey ama nedense ben bunu etkilediğini çok görmedim sanki. Bir karede doğabilecek düşman sayı, maksimum sayısını azaltır diyor da maksimum sayı kaç mesela? Şöyle tepeye 4 tane dizeceğim örümceklerden. Hemen durduralım. Şu sarı zırhı dikelim. Crit şansı. Bir crit şans daha. Başka bir şey gelmemiş şimdilik. Botumuzda bir crit şans daha. %45 şans oldu. Sözde iki kereden bir tanesi denk gelmesi gerekiyor. 3, 4 oldu, hala kritik vurmuyoruz. %45 şans. 5, 6. Hala kritik vuracağız. 7, 8. Şöyle bir yere koyacağım. Şöyle şuraya bir yere koymak istiyorum. Burayı doldururuz. Blood Grove'u buraya koyup çevresini doldururuz biraz. Hala kritik vurmuyor. Ben yanlış yere mi bakıyorum? Ha, şimdi vurdu bir tane. Gerçi kritik vuruş yüzdemiz de şey, şans miktarımız da çok düşük olduğu için şu an çok etkilemeyecek zaten de.
girmeden keşke şey yapsak. Şuna bir bakalım. %9 şans. Ama bu hem vuruşumuzu da arttırıyor. 3 seviye 1 balta. 3 seviye 1 balta. Birden şansımız %19'a düştü. Rogue'un da işte böyle sıkıntısı var. Yolda değil, hepsi tek seferde geliyor. Orada çıkmadıysa artık bittin yani. Orada düzgün bir item gelmediyse. Bir daha köye gidene kadar neredeyse gelmiyor. Bu sefer biraz daha düzgün Grove çıkmaya da başladı bu arada. Hemen hazineyi yerleştireceğim. Bundan sonra bir bina daha inşa ederiz. Gelen kartı biraz listeye eklemeye çalışırız. Birbirine bağlayalım. Köy geldi. Diğer köyü de buraya koyuyorum. Hemen bandit kampımız oluştu. Köy olan yere direkt demek ki saldırıyorlar. Evet, dağı tamamladık. Ne güzel ıskalıyor arka arkaya. Mesela bu güzel. Vampirizm item da çıkmıyor mesela. Savaşçı çok fazla çıkıyordu sanki. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Bu da böyle bir yerde olsun. 5 seviye 1. Bunu buraya ekleyeceğim. Buraya ekleyeceğim. Şöyle alayım. Bakalım şimdi nasıl olacağız. Bir ara şu köyü de vampir şeyiyle bir şeye dönüştürüp daha sonradan. Bu arada şöyle olduğu zaman enrage oluyor. %30 daha fazla vurmaya başlıyor. Delirdiği zaman yani. Bakalım. Bu seferki çok kötü. Max HP'yi arttıracağız artık. Ne yapalım? Belki doğru düzgün bir run bile tamam. Şundan lazımdı sanırım. Smelter için veya şey için. O bir tane yapmaya çalıştığımız vardı. Craft için gerekli olan. Yani tek vuruyoruz ama. Bize de tek vuracaklar. Ah, şu hazineye koysaydım keşke. İyi, görev hemen elimde, önümde açıldı. Görev de ne işe yaradığını ben fazla XP veriyordur zannediyorum da vermiyormuş. Neden yapıyoruz görevi bilmiyorum yani. Belki de sırf zorlaştırmak içindir. Eyvah, iki tane bandit denk geldi. Bu da görevmiş mesela. Böyle özellikle bir şey gelmiyor yani. Thank you.
Şöyle biraz sağa doğru uzatacağım. Köyü de bu saatten sonra artık vampirli köye çeviremem. 3 tur geçmesi gerekecek yararlı bir şeye dönüşmesi için. Evet, bu kesinlikle bariz bir şekilde daha iyi. Crit şansı var, defansı var, HP'si var. Yine durduramadan başladık. Neyse ki vuramadı. Evet, şimdi durduralım. 6 seviye crit şansı var. Buraya ekleyeceğim. 7 seviye crit şansı var. 54 crit şansımız oldu. 8 düşecek ama crit damage'imizi arttıracak. Onun dışında şimdilik bir şey yok. Hiç mesela item'larda vampirizm de çıkmıyor. Savaşçı olsa 100 tane çıkmıştı şimdiye kadar. Bir tane yok. Birini buraya koyacağım. Birini de böyle koyacağım. Bloodgrove çıkarsa yanlarına eklerim artık. Yalnız iskelet bize vuramadan öldürüyoruz. Çok vuruyoruz şu an ama dediğim gibi işte can yok yani. Şu an sözde her şey için, kupa için bir tane max HP'miz artıyor ama dolduramadıktan sonra 10.000 HP olsun olur olmasın olur. Medov da az çıkıyor bir yandan. Biraz orada can doldurduk. Bunun yanında vampir de çıkar şimdi. Neredeyse vampire tek atacak kadar iyi vuruyoruz ama buradan sağ çıkamayabilirim. ...61 canım kaldı. 101 oldu. Bunu da şey yapar, kaçarım buradan. Neyime benim ama. Derken öldük zaten. Az kaynak toplayabildik. Muhtemelen hiçbir şey inşa edemeyeceğiz. Bir simetri yapalım olmadı. Şuraya koyalım. Bu arada simetri ne veriyordu? Bir simetriden geçerken diyor bize bir memory fragment, yani hafıza parçacığı gibi bir şey verecek. Ve hero bir yükseltmeden sonra upgrade yapabiliyor muyuz ki? Buna nereden bakıyorduk? Şu muydu ki Semeter? Evet. Upgrade desek. Upgrade ettikten sonra anca %15 canla geri kalkıyormuş hero. O zaman pek bir işe yaramadı şimdilik. Burada bırakalım videoyu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.